sevgilim. Canım. Erken kalktım, seni uyandırmak istemedim. Sevgilim. Sesin kötü geliyor, iyi misin sen? Değilim. Mehmet. Kendimi ben hiç iyi hissetmiyorum, konuşmamız lazım. Eğer yani... Çok önemli bir programın yoksa bugün senin... Sevgilim, senden önemli ne olabilir ki? Nerede buluşalım, eve mi geleyim? Her zaman... Zamanki sahilde. Tamam, geliyorum. Sevgilim, ne oluyor? Hani ben sana hazır olduğunda anlatırım demiştim ya. Galiba hazırım. Herhalde 10 yaşında falan. Okuduğum kitapta hiç kimsesi olmadığı için... İçinden şarkılar söyleyen bir çocuk vardı. Sırlarını, anılarını, mutluluğunu hep şarkılarla anlatırdı. Çocuk içinden şarkılar söylüyordu çünkü çocuğun yüksek sesle konuşması bile yasaktı. Ama o kimsenin onu duymadığını zannederken bir gün küçük, kimsesiz bir kara kedi ona cevap verdi. Çocuk artık şarkılarımı duyacak biri var diye çok sevindi. Sonra küçük çocukla kara kedi arkadaş oldular. Küçük çocuk artık yalnız değildi. Ama sonra bir gün taşınmaları gerekti. Hem de kara kedisinden çok uzakta bir yere. Çocuk yine yapayalnız kalacaktı. Kimseyle konuşamayacaktı. Şarkılarını kimse duymayacaktı. Sonra çocuk sustu. Sustu. Şarkılarını söylemez oldu. Ama kedi sonra avuttu. Şarkılarını söylemeye devam et. Elbet bir gün seni duyacak. Sen konuşmasan da seni anlayacak. Ve sonsuza kadar güveneceğin birini bulacaksın. Seni buldum Mehmet. Seni ömrümün sonuna kadar seveceğim, unutma oğlum. Ama geçmiş belki de anlattığımızdan daha fazlasıdır. Ve onlar ortaya çıktığında belki de artık bir arada olamayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.